60. Sait Faik hikaye armağanı sahibini buldu. Biz de medar maişet motorunu atladığımız gibi soluğu yazarın Burgazada'daki evinde aldık. Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın ölüm yıl dönümünde bir hikaye yazarına verilen Sait Faik Hikaye Armağanı ödül töreninin 60.'sı gerçekleşti. Adımın bir ünvan gibi Sait Faik Abasıyanık'ın adıyla beraber anılacak olmasından dolayı büyük kıvanç duydum bugün. Yağmurlu bir Mayıs gününde Medar-ı Maişet motoru edebiyat severlerin yoğun katılımıyla yazarın müzeye dönüştürülen Burgazada'daki evine doğru yola çıktı. Bir yazarın yaşadığı yeri nasıl anlattığı konusunda bir örnek olacak. Belki de gençler yazı yazmaya başlayacaklar ya da yazarla mekan arasındaki ilişkiyi görecekler. Hava muhalefeti nedeniyle ödül töreni teknede gerçekleşti. Hava muhalefeti nedeniyle törenin motorda, Medar-ı Maişet motorunda yapılmış olması çok önemli, çok kıymetli bir şeydi. Belki de 60 yıldır ödülünü denizin üstünde alan ilk ben oldum. Jüri başkanlığını Doğan Hızlı'nın yaptığı yarışmada ödülün bu yılki sahibi Olduğu Kadar Güzeldik adlı kitabıyla Mahir Ünsal Erişin oldu. Acıları anlatan ama bunu ironik bir dille anlatan çok iyi bir yazar, çok iyi bir genç yazar. O da bandırmasız olmaz bunlar diyor, bandırmayı anlatıyor. İyi yazarlar yerelden evrensele giderler. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayatımda daha çok onur duyduğum, daha çok mutlu olduğum bir gün olmamıştı herhalde. Yazarın müzeye dönüştürülen evi ziyaret edilmeden olmazdı elbet. Yazarın sandalyesi, pijamaları ve yatağı sanki daha dün oradaymış gibi canlı ve hayat doluydu. Dönüş yolunda yine Sait Faik dillerden düşmedi. Semaver, Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar, Mahalle Kahvesi ve daha nicesi tekrar tekrar okundu. Medar-ı Maişet motoru evine dönerken hem mutlu hem de hüzün doluydu.